Uyumuş. Batu! Tamam, olur. Tamam abi. Okey. Olur bir dahakine. Hazırlıksız kaldık galiba. Evet, çok anlık çekmiş Zorlu bir soru. olabiliriz. Yardır. Okey. Tamam, yeni girenlerden çekiyorum. Çek Yeni abi, çek sorusu. ya. Evet. O Bay Onur hoş geldin kardeşim. Lan! Abi bu odada mikrofon açılamıyor olabilir mi? Discord'un ayarları kapalı. Gel senle ben seni şuraya çekeyim. Çek bakayım. Bir dakika, çekiyorum ben. Kişilik odalardan birine Ya dur, çekiyorum. ben çekiyorum ya. Olmaz olur. Onur. Alo. Ha, şimdi geliyor sesin. Tamam. Odadanmış. Hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi, dur bir dakika, ses açacağım biraz. Ses grupta az gidiyor senin. Tamam. Şimdi bak, hazır ilk arkadaşımızı çektiğimiz an ne diyorum lan? Hazır çekmişken duyurayım. Şey, yanlış anlamayın. Ne haber, nasılsın, iyi misin muhabbetine çok girmeyeceğim. Ki zaman bitmiyor çünkü. Direkt sor sorun deyip geçiyorum. Sıkıntı yok değil mi chat? Tamam, sor sorun. Onur, sor sorun. Abi şimdi bir hafta sonra üniversite sınavı puanları açıklanacak. Sen özel üniversiteye gittiğin için avantaj ve dezavantajlarını soracaktım. Abi, özel üniversitenin avantaj ve dezavantajlarını cevaplayayım. Bir dakika mı var? Evet, başlattım. Tamam, başladı. Abi, özel üniversitenin avantajları, bir kere çevre anlamında güzel arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Şu anlamda, yani hani derler ya, varlıklı kişilerle tanışıyorsun bilmem ne falan. Bu bir. İkincisi, artık özel üniversitelerde iyi maaş ödendiği için devlet üniversitelerindeki taşaklı profesörlerin çoğu artık özel üniversitelerde. Bu ikinci avantaj. Yani hocadan bir şey almak istiyorsan alma ihtimalin daha yüksek. Dezavantajı dersen, çok şımarık, çok salak tipler var. O yüzden özel üniversitede kendi ortamını, kendi kafa dengi insanlarla buluşup kaynaşman lazım. Ben öyle yapmıştım mesela. Bir de eğer maddi durumun çok yoksa, ben mesela böyle bir sorun yaşadım. Çevremdeki insanların hep böyle bir maddiyat üzerine, herkes demiyorum yani, Yeditepe Üniversitesi 20 bin kişiydi ben gittim de, mümkün değil 20 kişinin öyle olması. Ama benim böyle burslu arkadaşlarım vardı mesela. Onlar zorluk yaşıyordu. Böyle kimisi kendini oradaymış gibi hissetmiyordu. Zamanla alıştılar falan. Başlangıçta böyle bir işte başka şehirden gelmişse, kendini daha alçakta görüyorsa, bunun psikolojik bir sorunu yaşanıyor. Doğru. Doldu mu? Bu kadar kardeşim. Tamam abicim, kendine iyi bak. Eyvallah. Çok stresli lan böyle. Bana olan yarışma gibi, amına koyayım bu. Artırabiliriz bu arada bir Yok dahaki yok, iyi podcast'te, değil iyi. mi? Adamı attılar o da. Atmadık lan, Onur burada hala. Görüşürüz kardeşim. Atmadık ama Görüşürüz abi. olur. Şimdi Hatta ben atmayın. sorayım Soruyu abi. sorduktan sonra çıksın mı? Aha, ben onu bekledim zaten. Levlerden bir arkadaşımızı çekiyorum şu anda. Kim 500 soru ister adlı yarışımıza hoş geldin. Klaus May Mete görüyorum sadece. Hoş geldin Mete. Han. Hoş bulduk Tuğkan abi. Sor sorunu, yapıştır. Reis şey diyeceğim ben sana. Ben üniversitede, yani üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına gitmeyi düşünüyorum, Japonya'ya. Ve senin Amerikan yayınını izledim, Amerika'ya gitme yayınını. Bana önerebileceğin tavsiye, onu soracaktım. Tabii. Dur lan, çok heyecanlandım. Şimdi bunu, ben Amerika'ya gittim. Amerika kısmını biliyorum. Fakat Japonya'ya da gitsen, başka bir ülkeye de gitsen, benim için en önemli detaylardan bir tanesi, yayınlarımda da söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka oranın native, yerli halkınla arkadaşlık kur. Orada gider Türklerle kaynaşırsan sana hiçbir bok fayda sağlamaz. Bir kere her şeyden önce oraya gidiyorsan, başka insanların kültürünü öğrenmeye başladığın için zaten hayatına çok şey katıyorsun. Ama hazır gitmişken de onların dilini birazcık öğrenirsen çok daha anlamlı olur gitmen. Genelde insanlar Türklerle takılıp işte, o çekingen olmayacaksın. Bu, bir kere onu söyleyeyim. Unutmayın ki yurt dışına gittiğiniz zaman yurt dışındaki o insan sizin turist olduğunuzu biliyor ve ona göre davranıyor. O bizim Türkiye'deki şey konsepti var ya, dili konuşmayayım, korkayım, rezil olurum. Bunların hiçbiri yok aslında. Direkt konuş abi, muhabbet et, arkadaş edin. Japon kızları güzeldir. Onlarla bol bol arkadaşlık kur. Bir sürü Japon arkadaş edin. Ve de oranın yaşantısını iyi incele ki belki yarın öbür gün gidip yaşamak istersen boş geçirme orada yani. Ben mesela Amerika'ya gittiğimde devlet işleri nasıl yürüyor, ehliyet nasıl alınıyor. Arkadaşlarım birinci yılda olmuştu, daha Kaliforniya ID'leri yoktu, benim birinci haftada vardı. Ya orada sanki yaşıyormuşsun gibi adımlarını at derim. Anladım abi, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir dakika, tam bir dakikada bitirdim galiba, öyle hissettim ha. Yok. Ben 1,5 dakika seviyorum. Sen çünkü tam 1,5 dakikalık cevap veriyorsun abi.
Tamam. 1-1,5 yaptım herkese. Az önceki arkadaşla da bir. Tamam, maksimum 1,5 dakika olsun o zaman. Evet evet. Aa, böyle çok eğlenceli evet, yalnız. Çok seri oluyor. Harika. Böyle hem evet maksimum soruyu da alıyoruz. Çok kişi gelebiliyor. Bir tane daha mı plebo arkadaş? Abone çektin mi az önce? Bir aboneydi. Ha tamam. Okey, şimdi ple. Bu arada sorusu cevabını alan çıksın lan, adam atmasın, uğraşmasın lan. Hasan Bektaş, hoş geldin. Selamlar abi. Aleykümselam. Sor sorunu, yapıştır. Abi, hayatında utandığın an. Abi hep anlatırım bunu yayınlarımda. İşte o aşk acısından sonra ertesi gün altıma sıçtığımda hastalanmışım yani. Ama abi bu en utandığım an, amına koyayım. Sorduklarında aklıma bu geliyor. Çok kötü sıçtım altıma. Harbi çok kötü ama böyle hani ucundan değil yani. Baya paçalarımdan akıyor dersin ya. Öyle sıçtım. Hadi kakamı yaptım diyeyim. Kibar olayım. O evdeki o antreden babamlara bakış, yani kafamı çıkartıp böyle biri görür mü acaba diye yere damlata damlata giderken ki bakışımı hiçbir zaman unutmayacağım. Ya sanki ben babamların tarafındaydım da kendime bakıyordum. O surat ve utancımı öyle hatırlıyorum. Garip bir andı yani. Utandığım ama anlar var ya, şu an ilk sorduğun aklıma gelenler. Bir kıza böyle kelebek işte yengeç modunda yanımda yürürken, üniversitede yanımda Roni de vardı. Merdivenlerden çıkarken ayağım kaymıştı. Mesela götüm yarıya kadar açılmıştı kızın önünde. Hiçbir istifimi bozmadan ayağa kalkıp devam ettim. Başka ne? Bir sürü vardır ya abi. Utandığımız an çok. Aklıma gelirse söylerim. Ama şu an en hani dediğin zaman bu geldi. Bir de ilkokul mu ortaokulda mı ne? Ben böyle bir şey, bir soru sordular. Çok basit bir soru. Cevaplayamadım. Hoca bana şey yapmıştı. Ayıplayın Tuğkan'ı demişti. 60 kişilik devlet okulu zaten. 60 kişi aynı anda ayıplıyoruz Tuğkan'ı falan diye böyle bana dönüp parmakla gösterince bayağı bir utanmıştım. Evet. Bu kadar. Aklıma yanar. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ya şimdi vallahi, şimdi olsa sikimde olmaz bu arada ya. Siktirin lan derim. Ama işte o şeyde çocukluk travmaları bunlar. Yapacaklar yani. Yaptı abi hoca bana bunu ya. Ayıplayın Tuğkan'ı bunu bilmediği için de. Ayıpladılar bir de. 3-5 kişi ayıplamamıştır. Onlar da yakın arkadaşlarımdır yani. Abone toplanma odasına çekiliyor mu? Çekiliyor. Aboneler abone odasına. Tabii şimdi heh, sıra abone. Tamam. Mesela şu an sıra abonedeymiş. Grabixcat. Çektiğimiz arkadaş odadan konuşamadı. Heh. Tamam, onu çek bir daha. Grabixcat bu arada retro 0001'e bir aylık abonelik yollamış. Teşekkür ederim. Zeynep'cim hoş geldin. İlk ben 23. Şafağı çek, şafağı. Şafağı çek. Ben sana soru sorayım. Ne iş yapıyorsun lan? Evet abi, helal de büyük yanlış. Hasan git artık, biz mi atalım ya? Şaka yaptım. Ya tamam gidin de. Hani bunu şakasına söyledim. Bir dakika, şimdi kimi çekiyorum? Ya abone işte, az önce konuşamayan bir abone çekeceğim. Tamam, bir deneyelim bakalım, gerçekten konuşamıyorum. Batu hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sor sorunu. Benim sorum şey, o hediye videolarını hediye atmışlardı ya, sana göndermişlerdi. Hediye mi? Resim Mehmet. Ha? Mehmet mi Merve mi ne, tam hatırlamıyorum. Birisi böyle resim göndermişti parça parça. Sen de onu duvara asacaktın birleştirip. Onu astın mı? Dövecek, dövecek gibi sor. Hani asmadım dersen senin ben amına koyayım diyecek gibi geldi. Delikanlı gibi söylüyorum. Asmadım. Ama gösterebilirim. Kendi mi gitti? Oğlum acaba çizen bu muydu lan? Çok kızdım. Öyle bir sordu ki çünkü. Sen notikatları attı mı, istin mi? Bak dur. Ve asmadım deyince benim daha söyleyecek bir şeyim yok dedi ve gitti adama. Bekle. Ama ona yer de düşündün abi. Abi yer yok, yer. Bu başkası, bu başkası. Bak bu. Eğer bir gün asarsam böyle parça parça bir çalışma yapmış ama içine hep beni anlatan her şey var. Bunları birleştirdiğiniz zaman bütün halinde koskocaman bir foto şey resim oluşuyor. Bak Nemo var, akrep var. Böyle bir şey. Hala tutuyorum yani. O tip şeyleri ben, baksana boynumdaki kolye bile doğum günü hediyesi, o izleyicimden gelen bilekliklerim falan. Hepsi aynı. Neyse.
Amansızlık çocuk, bir daha çeksene mi? Aşağıda mı? Bilmiyorum, Discord'dan çıktı mı o? Ha, aşağı inmiş, neden inmiş acaba? Çek bakayım bir. Oğlum sen kızdın mı lan bize? Batu. Batu. Küstürdük abi. Kendi mi gitti? Allah çarpsın, ben bir şey yapmıyorum ya. Ulan Batu, canını yerim lan. Kardeşimsin. Batu bayağı kızgınmış. Tamam, okey. Böyle işte, ama çok tatlı sordu valla. Onu klipleyin ya, ben onu arada bir izlerim. Bu arada iki donate okuyacağım. XZT'ler 3 lira olmuş abi, kardeşim videoları sil, bunu okuduk lan. Reis abonelikmiş, en kısa zamanda yenileceğim, seviliyorsun demiş. Bandırmalıyı Emre 6 lira yollamış. Sağ ol kardeşim, kesene bereket. Yapıştır. Şafak gelmiş galiba onun. Çek Şafak, çek Şafak. 1,5 dakikası var Şafak'ın da. Benim attın amına koyayım. Ben düştüm odadan ya. Abi Şafak'ı çekiyorum ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şafak ne haber ya? Abi yalnız ben o değilim ya. Ya puf, at. Tamam, devam çık, dur lan. Şafak sor. Yani vallahi bir sorum yok. Yani mühendislik öğrencisi. Mühendislik öğrencisi. O kadar mı bilgi? Yani abi başka ne olabilir? Allah kolaylık versin. İyi, görüşürüz o zaman. Görüşürüz abi. Eyvallah kardeşim. Yanlışını da çekmezsin. Ne bileyim. Ya bir de Şafak da diyor ki hani, ya benim sorun morum yok, mühendislik öğrencisiyim. Adamsın Şafak. Tamam. Şey, sıra biraz bekleyecek. Bir daha sap çekeceğim. Tamam. Ha Şafak 10-30 mu? Tamam. Çek. İki Şafak oldu. İnşallah buraya yanlış çıkmaz. Alo. Şafak? Alo. Bak Şafak, arkanda oturduğun arabanın koltuk renginden her şeyi anlıyorum şu an. Yani pek bir şey belli olmuyor açıkçası. Yok, ben anlarım aga, ben anlarım. Ne haber, nasılsın? İyi valla, çok şükür. Selamlar. Aleyküm selam, hoş geldin. Ne iş yapıyorsun? Turizmciyim ben. Turizmcisin. Anladım. Aynen, yurt dışında yaşıyorum, Türkiye'de değilim. Ha, yurt dışında, nerede yaşıyorsun yurt dışında? Belçika mı? Belçika'da, aynen. He, ta şimdi puzzle oturdu. Olaylar netleşiyor. Aynen. Olaylar netleşiyor. Allah başımızdan eksik etmesin seni diyor. Valla şaka bir yana, hani ben şeyi çok sevmiyorum. Az çok tanımışsındır beni böyle. Subgifterler, gifterler ne lan, gifterler vesaire, donatçiler olduğu zaman böyle mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalışıyorum hani. Anladın sen. Benim maksadım zaten. Herkes mutlu olsun, sevinsin. Aynen, kesene evet. Bereket o yüzden. Var mı bir sorun bu arada? Hazır gelmişken soralım şeyde. Vallahi hiç yok ya. Hiç yok. Vallahi hiç yok. Tamam olsun, tanışmış olduk en azından. Aynen, memnun oldum tekrardan. O zaman görüşürüz. İyi seyirler, öpüyorum seni. Bay bay. Eyvallah, bay bay. Turatena niye ağlıyor lan? Çek. Klep çekiyorum. Çek hadi. Şafağın koltuktan anladım ben aga. Şafağın koltuktan anladım abi. Gülüşten de belli ediyor, koltuktan da anlıyorsun. Zenginlik var. Niye çektim geri çıktı? Değil diye öyle. Durun bir dakika, bir bankama gireceğim. Devler şu an çok dolmamış. Ah, belalım geldi, Allah kahretmesin. Damir hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sor sorunu. Sorun, eğer Amerika hariç herhangi bir ülkeye gideceksen hangi ülke olurdu ve neden? Eğer Amerika hariç bir yere gideceksem orası neresi? Evet. Abi ben net olarak hep söylüyorum, Norveç'te çok yaşamak istiyorum. Çünkü Norveçli insanlarla biraz alakam olduğu için, teyzem, kuzenlerim hepsi Norveç'te yaşıyorlar çok uzun süredir, 20-30 yıldır. O yüzden bağlantım var, annem gidiyor geliyor bilmem ne. Norveçliler buraya geliyor. Ya Viking gibi adam olmak falan değil de yani Norveç'in şeyini çok seviyorum ben. O yapılarını, binalarını, işte suç oranı yok, tertemiz, kızları çok güzel.
Erkeklerde iş yok. Hani oraya gittiğin zaman böyle şey gibi geliyor bana. Cennete düşmüşsün gibi geliyor. Nitekim de Norveç'ten gelen Penelope, anlatmışımdır Cordoon'u. Önceki yayınlarımda. Penelope diye bir Norveçli kız ağırladım ben burada 20 gün kadar üniversitede okuduğum zaman. Böyle onu tanıyınca, orada kültürü dinleyince, işte kızların nasıl bakış açılarına sahip olduklarını falan dinleyince böyle bir farklı bir... Yani niye konu kıza dönüyor bilmiyorum, konu kız değil de. Bir hoşuma gitti. Öyle yani. Norveç olurdu yüksek ihtimal. Sen ziyaretten bahsetmiyorsun değil mi? Yaşamaktan bahsediyorsun. Evet, yaşamak. Tamam, Norveç. Direkt Norveç. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Kuzenim değildi o. Kuzenim değil. Benim kuzenimin eşinin eski karısından olan kızı. Hiçbir akrabalığım yok yani. Hiçbir akrabalığım. Kan bağım yok. Hatta hoş geldin. Doğukan hoş geldin. Doğukan? Yok. Alo. Açtım. Alo. Doğukan basmışsın Aminosti. Eyvallah abi. İyi hadi bakayım sor sorunu. Abi bu yayın falan açmak istiyorum da yardımcı olur musun? Ne lazım değildir. Valla yayın açmak istiyorsan ne lazımdır ne lazım değildirden önce öncelikle bu işi para kazanmak için yapacağım dememelisin, bu bir. İkincisi yani abi, sizin RP yayınlarını izliyorum, gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani Cafer olsun, Çağrı abi vesaire. Hı-hı. Yani gerçekten keyif alıyorum hani izlediğim zaman. Hani sürekli diyorum ki keşke ben de oynayabilsem, böyle ben de yanınızda olsam. Hani şu ya an niye olmasın? Çok... Yüksek ihtimal Elfbon'a da başvurmuşsundur sen. Abi geç kaldım işte, sıkıntı orada. Olsun, açılacak gene, açılacak. Onları kovalayın. Aynen, abi yayın açmak için bir tane OBS'e ihtiyacım var, o kadar. Yani başka bir şey ihtiyacım yok. Mikrofon, kamera, seni idare edebilecek bir sistem. Abi biraz internetimde sıkıntı var. Ha, o çok önemli. Upload'ım 4 vesaire. Yo, 4'te yaparsın yani, idare edersin yani. Ya birazdan, biraz önce denedim, pek fazla bir şey olmadı böyle. Yani sen böyle... Oyun IRL yapacaksan zaten 2500 bitrate de versen cam gibi verirsin. Ama oyun oynuyorken 4'ü komple harcarsan tabii sıkıntı çıkabilir. 3500'de bir dene bakalım. Onun ince ayarları falan da var tabii. İnternette bayağı rehber var ya, okudun mu çözersin. Anladım. Abi bu alımlar vesaire falan demişti ya dün. Belli bir sürede falan açacağız diye. Aha. Habersiz diye. Habersiz açacağız yani. Abi. Onun da cevabını vereyim. Sonra süre doldu mu Korde? Hızlıca veriyorum. Azallah. Ne diyecektim ya? Unuttum, dur lan, dikkatim dağıldı. Mütlasana bir Doğukan. Habersiz dedin. Son bir şey soracağım. Sor ondan sonra yapayım. Tamam. Elgato şart mı abi bu yayın şeyleri vesaire? Elgato şart mı? Yo, ben bir sene boyunca tek bilgisayarla yayın yaptım. Hatta 1,5 sene boyunca neredeyse. Anladım abi, o şekilde. Hani bunu daha başka tartışabileceğimiz vesaire, yardımcı olabilir misin? Yok ya falan dermişim. olur. Abonem mi bu? Abonem mi Doğukan? Abone değilim abi. Hadi lan oradan. Oldu, anasını satayım ya, şaka yapıyorum. Yani, rehberi hazırlayabilirim. Doğukan'a yaz Mutlu'yu. Kordu bir köşeye. Ona ben bir destek atarım. Kral adamsın ya, vallahi var ya. Tamam. Başka sorun yoksa seni banlıyoruz. Son bir sarı gülüş yapar mısın abi? Yok, çıkmadım ya, unutmuşum. Eyvallah. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Efsane ya. Adam giderken bile ay çıktı yani, yüksek çıktı. Kardeşim benim ya. Dur. Oo, 8-Born'un launcher'ı bitmiş. Dur, bunu sonra test ederim. Çekti mi birini? Evet. Bakayım, dur, göremedim. Hoş geldin gizli mucize. Abi merhaba, öncelikle seni ben çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Şimdi abi benim sorum biraz özel ve 10 senelik bir mevzu. İçimde ukde kalan bir olay, aslında senin sorup fikrini almak istedim çünkü. Tamam, elimden gelirse. Yaş. Şimdi abi ben lisede bir kız vardı. İşte bu kızla ben çok yakın arkadaş oldum. Böyle dost falan, bayağı yakın arkadaş olduk. Sonra ben lisede bir öğretmenime işte aşkla alakalı değil ama böyle abla sevgisiyle alakalı bir müzikle ilgileniyorum. Bir iki rap şarkı yaptım. Ama bu şarkılarda tamamen hani aşk falan değil. Öğretmenine mi yaptın bunu? Öğretmenime yaptım, evet. Tamam.
Bu tabii kız da en iyi yakın arkadaşım diye düşündüğüm için tabii kızla da bunların hepsini paylaşıyorum. Tamam. Neyse ben işte bu hocaya 2-3 şarkı yaptıktan sonra bu kız baktım böyle davranışları değişmeye başladı. Böyle ne bileyim soğuk davranıyor eskisi gibi çok konuşmak istemiyor bende. Ben de sordum ki hani sen ne oldu değiştin bir şey oldu farkındayım söyle. O da yok bir şey yok falan dedi. Ben de zorladım tabii. O da şey dedi işte sen anca git öğretmenle şarkı yap dedi. Kıskanılmış. Şimdi buradaki sorum şu abi bu kız beni sence yani bir arkadaş olarak mı kıskanmıştır yoksa bu kız romantik bir şey hissediyor da onun için bu Bu ne kadar zaman oldu bu şey olay? yapmıştır. Ya bu lise 2 abi yani ama hala Kaç çocuk sene değilsin. geçti? Ya 10 sene geçmiştir Siktir yani et, sen. boş ver yani. Yok yeter geçti daha yine de bir sorayım sana. Yani bilemem abi şimdi yani genelde kimi kız erkek olarak yakın arkadaş belli değil insanları kıskanıyor olabilir. Yani ben yaşıyordum mesela. Hani hiçbir zaman onlar için bu benden hoşlanıyordur kesin ya demedim. Dediklerim vardı başka şeylerden belli etti ama ben o kız adına bir şey diyemem. Hani senin hangi cevap sen o kıza karşı bir şeyler hissediyordun değil mi? Yani ama işte hani o bana gerçekten belletseydi duygusunu belki açırdım. Aslında o yüzden şu an içim ukde kaldı. Eğer o kız beni duygusal açıdan kıskandıysa keşke söyleseydim diye Sen düşündüm. niye bu kıza gidip ulaşmıyorsun? Ya abi şimdi bilmiyorum en son okuldan ayrıldığımızda nişanlanmıştı kız. Boş ver o zaman siktir et. Boş Ama ver. sen diyorsan benim Yani duygusal abi açıdan değil. ikisi de olabilir. Yo ikisi de olabilir. Gerçekten senin gibidir. Bir şeyler hissediyordur. Sen böyle hocana rap map şarkı yapınca ona mesai harcayınca orada böyle küçük bir mesaj vermiş olabilir sana. Hani Ama arkadaşça da olabilir diyorsun. arkadaşça da olabilir. Hiçbir şey söyleyemem buna yani. Tamam abi, çok O sağ ol. içinde ukde kalmaya devam edecek. Yapacak bir şey yok. Yok senin yorumundan sonra Ha, sal sağlıyorduk. boş ver. 10 sene geçmiş. Evli şey olmuş kız zaten. Boş ver. Aynen abi, çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ ol. Abi olabilir. İnsanların içi ukde kalabilir. Benim de içim ukde kalmış. Neler var. Ve bazen hiç öyle olmuyor biliyor musunuz? Ben niye o kıza ulaşabilir misin diye sordum. Çünkü 8-9 sene sonra ya da o kadar olmasa bile bir 7 sene sonra benim de içimde ukde kalmış bir şeyi. Geçmişe dönüp o insanla ben konuştum mesela. İçimde kaldığı için. İyi ki de konuşmuşum. Aç aç mikrofonu aç. Merhaba. Ne so Otis sen bana ne soracaksın şimdi? Sor bakayım. Abi şimdi yani öyle bir bencil bir soru soracağım ben. Ha, sor. Seni uzun zamandır aramızda göremiyoruz. Ha? Yani çok çok fazla artık özlemeye başladık yani bu. Yani diyorum ki ne zaman acaba bu yoğunluğun bitecek, ne zaman şey Kardeşim edeceksin? şu an benim bütün odağım server'da. Farkındayım. Bu,